50. bölüm, 50. bölüm. Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Hanlı. Kardeşlerim, karımdaşlarım, müdüğünlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. Hoş geldiniz. Ürünlüsünüz, ürünlüsünüz kardeşlerim. İmtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Güzel oluyor arkadaşlar, dedim ya. Mutluyum, çok mutluyum gerçekten ya. Rahatlama oldu. Bir rahatlama oluyor bu Hazar tarihini anlattıkça. Çok mutlu oluyorum arkadaşlar ya. Dedim ya, bu kadar kapsamlı dünyada anlatan tek insan benim arkadaşlar. Benden başka bir insan yoktur. Yoktur. İnanılmaz belgeler. Ve aynı zamanda bunu bu kitapların içinde daha değişik belgeler de var arkadaşlar. Kaynaklar var ya. Kaynaklar var. Bakın 50. kitap. Bugün 50. kitap var. Düşün ya. İnanılmaz belgeler var ya. Hepsi ortaya çıkmış ya. Adamlar ilk o zaman yazmışlar ya. Yazmışlar. Bu değerli insanlar. Değerli bilim adamlar, değerli tarihçiler, bunun betimçiler. Hepsi yazmışlar bunlar, antropologlar yani. Ne mutlu bize, ne mutlu bize. Dedim ya, saklayamazlar arkadaşlar, saklayamazlar. Lan ne bilgiler çıkıyor şimdi ya. Her asırda ya, her asırda arkadaşlar, düşünüyor musun ya? İnsan üzülüyor, gerçekten üzülüyor. Şu kitabı okuyalım, kitabı okuyalım, 50. kitabımızı. Kaynak, 50. kitap. Kaynak Cengiz Altın. Kaynakça Cengiz Altın. Nokta. Nokta. Arkadaşlar, kitabımızın ismi Dil Bilimci Olarak Romanya'da Kariyer Yapmak. Dil Bilimci Olarak Romanya'da Kariyer Yapmak. 1885-1900 arası. Arası. Kitabın bazalı tarihte 1901 arkadaşlar. 1901. Dil bilimci olarak Romanya'da kariyer yapmak 1885-1900 arası yılları. Kitabın basılı tarih 1901'dir arkadaşlar. Geçmiş zamanlardaki bir halk olan aynı zamanda konumuz olan Tatarlar Yahudiler. Tatar Yahudiler. Şimdi bu soruya cevap verelim. Bu halk zamanında vardı. Tarihi belgelerdeki adıyla Hazarlılardı. Hazarlılardı. Tatarların bir koluydu. Bütün Rusya'nın güneyine egemen olanlardı. 4 asırdan fazla 8. asrın ortalarında Yahudi inancına geçmişlerdi bu Türk Hazarlılar. Geçmiş zamanlardaki bir halk olan, aynı zamanda konumuz olan Tatarlar, yani Yahudiler arkadaşlar. Şimdi bu soruyu cevap verelim. Bu halk zamanında vardı. Tarihi belgelerdeki adıyla Türk Hazarlılardı. Tatarların bir koluydu. Bütün Rusya'nın güneyine egemen olanlardı. 4 asırdan fazla buralara egemen oldular. 8. asrın ortalarında Yahudi inancına geçtiler. Ve burada bir Yahudi devleti, imparatorluğu, hanedanlığı kuruldu ve oldu. Bu zaman zarfında bütün Doğu Avrupa'yı yöneten Türk Tatar Yahudileri. 4 asır sonra birdenbire kaybolmadılar ya bunlar. 4 asır sonra birdenbire kaybolmadılar ya bunlar. Tarihin sayfalarından. Bu Hazarlar politik sahnede her zaman var oldular. Diğer Tatar kolları Karadeniz'dekiler kaybolmadılar. Her zamanki kudretleri, korkunç güçleriyle, zekalarıyla şu kısmı tekrar geleceğiz. Ve burada bir Yahudi devleti, imparatorluğu, hanedanlığı oldu. Bu zaman zarfında bütün Doğu Avrupa'yı yöneten
Türk Tatar Yahudileri 4 asır sonra birdenbire kaybolmadılar ya tarihin sayfalarından. Bu Hazarlar politik sahnede her zaman var oldular. Diğer Tatar kolları, Karadeniz'dekiler kaybolmadılar. Her zamanki kudretleri korkunç güçleriyle, zekalarıyla çoğu yerlere dağıldılar. Hazarların bazı kolları Transilvani, Tuna boylarına yerleştiler. Özellikle Valaşi kentine. Muskal şehrinde de, Romanatsi şehrinde de yaşıyorlar. Ve buraların bayındırlığını yapanlar ve yapanlara verilen isim Jidova'dır. Geleneksel olarak bilinen ve Romanyalı köylülerin isim olarak çağırdıkları Jidova veya Tatarlardı. Şu an Romanya'da 250 binden fazla Türk Tatar Yahudisi yaşıyor. 1885 yılı itibariyle dağıldılar. Hazarların bazı kolları Transilvani Tuna boylarına yerleştiler. Özellikle Valaşi kentine, Muskal şehrine de, Romanatsi şehrinde de yaşıyorlar. Ve buraların bayındırlığını yapanlara verilen isim Jidova'dır. Geleneksel olarak bilinen ve Romanyalı köylülerin isim olarak çağırdıkları Jidova veya Tatarlardı. Şu an Romanya'da 250 binden fazla Türk Tatar Yahudisi yaşıyor 1885 yılı itibariyle. Ne oldu bu insanlara? İşte arkadaşlar, muhteşem bir tarih. Bu da Romanya'da yaşayan o zaman değerli bir bilim adamının kaleme almış olduğu 1885-1900 yılları arasındaki ana kaynaktır. Değil mi işte? Türk Tatar Yahudiler. Değil mi? Çıkar arkadaşlar. Her yerde çıkar yani. Karşımıza çıkıyor. Gelecek yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Yürüyüm desiniz. Hoşça kalın.